Bu videoda arkadaşlar dünya üzerindeki en yaygın dinlerden biri olan ve 1 milyardan fazla mensubu olan Hinduizm'den bahsedeceğiz. Hinduizm birçok açıdan ilginç bir din. Öncelikle dünya üzerindeki en eski dinlerden biri olarak görüldüğünü söyleyebiliriz. Bazı tarihçiler Hinduizmin temellerinin günümüzden 5000 yıl öncesine ait olduğunu savunurlar. Indus Vadisi uygarlıkları tarafından uygulanan bazı öğeleri olan Hinduizmin, Vedik dönemden etkilendiğini de söyleyebiliriz. Aslına bakarsanız, bugün uygulanış biçimiyle Hinduizmin köklerinin Vedik döneme adını veren Vedalar tarafından atıldığını söyleyebiliriz. Vedaların, yani Hintlerin dini metinlerinin, Hint-Aryan bir kökenden geldiği ve Orta Asya'dan gelip Avrupa'yı kolonileştiren insanlarla da bağlantılı olduğuna inanılır. Hinduizmle alakalı etkileyici bilgilerden bir diğeri, binlerce yıl boyunca birçok kültürün birleşmesinden meydana gelmiş olmasıdır. Bu kültürler, Hint alt kıtasında bir araya gelmişlerdir ve bugün bile birçok farklı gelenek, kültür ve inanış sonucu, Hinduizmi farklı şekillerde anlayan ve uygulayan insanlarla karşılaşmanız mümkündür. Tüm bu farklılıklar yanında, bu videoda Hinduizmin temelini oluşturan bazı kavramlardan bahsedeceğiz. Temel kavramlara geçmeden önce Hindu isminin nereden geldiği hakkında biraz konuşmak istiyorum. Hindu, Hinduizm dininin mensuplarına verilen isimdir arkadaşlar. Bugün Indus Vadisi olarak adlandırdığımız yerin ismi Sanskritçe'de Sindu'dur ve Sindh bugün Hindistan'daki bir yerin adıdır. Persler aynı yere Hindus demişler ve bu Latince'ye Indus olarak geçmiştir. Bu yüzden Hinduizmin Indus Nehri ötesinde yaşayan insanların kültürel ve dini uygulamaları olduğu söylenebilir. Aslına bakarsanız Hindistan ismi bile bu kökten türemiş bir isimdir. Evet, Hindistan Indus'tan türemiştir ama Indus'ta Hindus ve Sindu'dan türemiş bir isimdir ve bunların hepsi Hindu ile alakalı kelimelerdir. Persçe ya da Antik Farsça'da da bunu açıkça görebiliyoruz. Az önce de söylediğim gibi, Hinduizm'de birçok farklı uygulama, gelenek ve ritüeller vardır ama bu videoda Hinduizmin ruhani merkezindeki kavramlara odaklanacağız beraber. Bunların hemen hemen hepsinin Vedalardan geldiğini bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Vedalar, ilahiler, ritüel ve felsefe içerirler. Vedaların daha çok maneviyat ve felsefeye odaklanmış bölümlerine Upanishad adı verilir. Upanishad, oturmak ya da yaklaşmak anlamına gelen bir kelimedir ve çoğu insan tarafından Tanrı'ya ya da gerçekliğe yaklaşmak ya da öğrenmek amacı ile bir öğreticinin yanına oturmak olarak yorumlanır. Hinduizm'deki temel kavram Brahman'dır. Brahman'ı Tanrı Brahma ile karşılaştırmayalım ve karıştırmayalım lütfen arkadaşlar. Brahma'dan zaman zaman Brahman'ın yansıması olarak bahsedilir ama Brahman üstün gerçekliktir. Şekilsizdir, cinsiyetsizdir, vücutsuzdur, tanımlanamaz. Sadece deneyimlenebilir. Hindu inanışına göre insanların hepsi Brahman'ın bir parçasıdır. Ve bireysellik olarak deneyimlenen şey aslında bir yarı illüzyondur. Burada bir birey, burada da başka bir birey olduğunu düşünelim. Ve gerçeklikle aramızdaki ayrım ya da maruz kaldığımız gerçeklik illüzyonuna da maya adı verilir. Maya, sadece duygularımız aracılığıyla deneyimlediğimiz illüzyon ya da yarı illüzyonu değil, egomuz ve kimliğimiz gibi kavramları da kapsar. Ve herkesin bir parçası olup da kimlikten bile daha derinde yer alan kavrama da, herkesin parçası olan ve kimliğinden bile daha derinde yer alan kavrama da Atman adı verilir. Ekranda gördüğünüz çizime göre Atman, Brahman'ın bir parçasıdır. Zaman zaman karşınıza Atman-Brahman olarak çıkmasının sebebi de Atman ve Brahman'ın aynı şey olmasıdır. Ama arada bizi bu gerçeklikten ayıran bir illüzyon var. Anlaştık mı? Hinduizmin temel inanışlarına göre kişiliğin merkezi olan Atman, yani Brahman, ölünce kaybolmuyor, devam ediyor ve kendini bir başka gerçekliğe tabi kılıyor. Ve bunun içinde ölümünden Sonra bu birey bir başka kimlik ya da gerçekliği alabiliyor ve bunu başka bir hayat olarak deneyimlemeye başlıyor. Bir hayattan sonra bir başka hayat ya da bir gerçeklikten sonra bir başka gerçeklik kavramından da ruh göçü, reenkarnasyon ya da sonsuz doğum ve yeniden doğum döngüsü anlamına gelen samsara olarak bahsedilir. Tüm bunlar bu sonsuz döngüden kaynaklanırlar. Hindu inanışına göre ölümden sonra elde edilen hayat ya da gerçeklik, bu hayatta ya da gerçeklikte yaptıklarınız ile alakalıdır. Bu yaptıklarınıza karma adı verilir ve karma sadece yaptıklarınıza değil, yaptıklarınızın sonuçlarına da atıfta bulunur ve hem bu hayatla hem de bundan sonraki gerçeklikle ilgilidir. Bunların yanında bir darmadan bahsetmek istiyorum size arkadaşlar. Bir de darma. Darma, içinde bulunduğunuz hayat ve gerçeklikte nasıl bir rol oynamanız gerektiği ile alakalıdır. Kısacası darmayı, içinde bulunduğunuz gerçeklikte yapmanız gereken şeyler, karmayı da bu şeyleri yaptığınızda bir sonraki gerçekliğinizde karşılaşacağınız sonuçlar ve bunların sonsuz döngü üzerindeki etkileri olarak özetleyebiliriz. Hinduizm'de bu yarı gerçeklikten mutlak gerçekliğe uyanış ve bu döngüden kaçış teması vardır. Upanishadlarda yer verilen temel kavramlardan biri budur. Eğer bu döngüden kaçabilir, yani aydınlanabilirseniz, örneğin bu bireyin aydınlandığını düşünelim, buradaki atman ya da birey için artık mayanın ötesini görebildiği, Brahman'a yeniden kavuşmuş olduğu ve atman ve Brahman'ın da birleşmiş olduğu kabul edilir. Samsara'dan yani sonsuz doğum-ölüm döngüsünden kurtulmaya da mokşa adı verilir. Bu kavramların anlaşıldığından emin olmak için Upanishadlardaki bazı alıntıları inceleyelim mi beraber? Burada Isha Upanishad'dan iki versiyon var. İki versiyon olmasının sebebi, Sanskritçeden İngilizceye ya da herhangi bir dilden başka bir dile çeviri yaparken, yorumun bir şekilde her zaman işin içine girmesi ve metinlerin birebir aynı olmaması. Az önce de söylediğim gibi bu, Upanishadlar arasında en önemli olanlardan biri olan Isha Upanishad'dan aldığım bir kısım. Isha Upanishad, 4 Veda'nın biri olan Yajurveda ya da diğer okunuşuyla Yajurveda'nın bir bölümüdür. İngilizceye çevrilmiş olan bu versiyonların şimdi Türkçesine bakalım. Yani çevirinin çevirisine bakıyoruz şu anda. Şöyle diyor. Bilge insan her şeyi özünde, özünü de her şeyin içinde tutar. Bu yüzden de kimseden nefret etmez. Kâhinler için her şey özüyle birleşmiştir. Bu birliğe sahip olan birine hangi yanılsama, hangi tasa yaklaşabilir ki? Bu da yine aynı satırların bir başka çevirisi, ikinci versiyon. Özünü her şeyde ve her şeyi de özünde gören biri, ondan yani özünden vazgeçmez. Her şeyi özü olarak algılayan biri, bu birliği her yerde görürken nasıl yanılgı ve tasaya düşebilir? Yani mesela biriyle bir tartışmaya girebilirim ama eğer ben bir başkası ile aynı Brahman olduğumu anlarsam, yani eğer o, ben de oysak, o kişiye karşı hissettiğim negatif duygular, kızgınlık anlamsızlaşır. Her şeyin bir olması kavramını biraz daha iyi anlayabilmek için bir de Samaveda'nın bir bölümü olan Chandogya Upanishad'dan bir alıntı yapalım. Şöyle, doğuya ve batıya akan nehirler denize ulaşıp denizle birleştiklerinde nasıl daha önce ayrı nehirler olduklarını unutuyorlarsa, saf özlerine kavuşan canlılar da ayrılıklardan kurtulurlar. Saf özden gelmeyen hiçbir şey yoktur. Her şey içinde en iç öz odur. O gerçektir. O ulu özdür. Sen osun. Shvetaketusun. Buradaki o bir birey olarak değil de cinsiyetsiz bir varlık gibi arkadaşlar. Son satır, Chandogya Upanishad'da bir öğretmen ve oğlu arasında geçen bir diyalogdan alınma ve Shvetaketu'da öğretmenin oğlunun ismi. Öğretmenin söylemeye çalıştığı şey, nehirlerle insanlar arasında bir benzetme yapıp, biz her ne kadar farklı olduğumuzu düşünsek de bir zaman gelecek ve aynı noktada birleşeceğiz. Bunun için oğluna da farklı olmadığını Atman ve Brahman'ın aynı olduğunu anlatmaya çalışıyor.